Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Dün de dediğim gibi, hatta bugün dediğim gibi aslında ama benim için. Çünkü ben videoyu bugün yayınlayabildim 5 Mart'ta. Zack Snyder Twitter üzerinden Zack Snyder's Justice League ile ilgili tanıtımları yapmaya devam ediyor. Bugün de Superman ile ilgili bir video geldi. Yaklaşık bakayım 50 saniyelik bir video, şimdi onu izleyeceğim. Bakalım yeni bir şeyler var mı, yeni bir görüntü var mı bilmiyorum. Çok da bir yeni görüntü beklemiyorum ama. Ve evet. Bugün gördüğünüz gibi yağmur yok. Ama komple gitmiş değil. Tabii ki geri dönecek bir gün. Konuşamadım. Şimdilik o İstanbul'da, ben buradayım. O yüzden şimdilik videoları yalnız çekmeye devam ediyorum. Bugün Superman'i izleyeceğiz dediğim gibi. Çok lafı uzatmadan hemen izleyelim. Ondan sonra da yarınki videoyu bekleriz. Yarın da artık Wonder Woman'ı bekliyorum. Trinity ile başlayacak sanırsam Zack. Evet. Bu sefer Space'e basmıyorum. The whole world is mourning, grieving over a symbol. Let's hope you're not too late. It's like they were afraid of him. Fly, son. It's time. I made a promise on his grave. This world will join the others. What do you have to lose? No us without him. We do this together. Get down! You will help them. Accomplish wonders. They wanted me back for a reason. I need to find out why. Baştan izlemeden durduruyorum. Wow. Dünkü videodan sonra bu da gayet iyi. Çok fazla bir yeni görüntü yok. Tek gördüğüm yeni görüntü aslında First Flight 2 diyelim. Tek, yani ilk uçuş 2.0 dirildikten sonra tekrardan yapacağı ilk uçuşu yapacak muhtemelen. Orada yine o ses duvarını aşışı. O ses efektini çok seviyorum. Geminin içinde, Krypton gemisinin içinde yürüyor ve diğer işte gemi onun varlığını sezdiği için tek tek kostümleri ortaya çıkarıyor. Orada işte siyah suiti göreceğiz. Arkada Kryptonların daha önce giydiği astronot vari kostümü var. Babasının giydiği zırhlı kostümü gördüm yanlış hatırlamıyorsam sol tarafta. Sesleri yakalamaya çalıştım. Gene emin olmamak üzere Lex'in sesini duydum sanki ama onun mezarının üzerine yemin ettim tarzında bir şeyler söyledi. Burada kendi babasından mı bahsediyor yoksa ölen Superman'den mi bahsediyor bilmiyorum. Filmde onu göreceğiz. Ama Lex'in büyük bir rolü, yani küçük bir bölüme sahip olsa da büyük bir rol olacağını düşünüyorum. Ve en sonunda Superman'in sesini, Clark'ın sesini duyduk. Sen mi dedi, siz mi dedi, onlar mı dedi anlamadım ama beni bir sebepten dirilttiniz ve ben o sebebi bulmalıyım dedi. Hope never dies diyoruz. Evet. Çok fazla uzatmayacağım lafı, dünkü gibi tekim ve zaten aslında süre olarak dünküyle yakın. Dünkü de 53 saniye gibi bir şeydi, bu da 50 saniye ancak daha az kişinin sesi vardı. En azından ben öyle yakaladım. Alfred'i duydum sanki, Lex'i duydum, Bruce Wayne'i duydum. Bir de sanki Lois'i duydum, emin değilim, bir kere daha sonra izleyeceğim ama şu an... Wow, her gün bu şekilde yeni karakterleri, yani yeni karakterler bizim için yeni sayılır bunlar çünkü 2017'deki filmi yok sayıyorum, çöpe. Esas film bu ve sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, çok fazla üzerine dediğim gibi konuşmayacağım, zaten kısa bir şey. Eğer sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa, benim duymadım, kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Videoyu beğenin, paylaşın. Onun dışında gelecek videolarda, yarınki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.